Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 44 ve 45 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde D, E, G ve C doğrusaldır. Şu doğrusalmış. G ile E sırasıyla ABC ve ABG üçgenlerinin ağırlık merkezleriymiş. Evet G büyük üçgenin ağırlık merkezi ise 2'ye 1 oran vardı. Yani 12 ise burası 6 yapar. E de nerenin ABG'nin ağırlık merkezi. ABG'nin ağırlık merkezi ise e o zaman burada da 2'ye 1 oran vardı. E, burası A iken burası 2A olacak. Toplamda 3A 6 ise A'yı buradan 2 buluruz. Ve bizden GE uzunluğu isteniyor. Yani 2A isteniyor. Cevap böylelikle 4. Yani C han çıktı birinci soruda. Geldik 2'ye. 2 i̇ki kök 13. Bir G ağırlık merkezi demiş mi soruda? Demiş. G ağırlık merkezi. Hocam kenar ortay. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam bu da kenar ortay. Şu eşitliği de koyalım. E 2 kök 13 ise 2 kök 13 burası. Sonra 8 ise burası 4 değil midir? Evet. Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Burada e o zaman Pisagor bağıntısı yapalım. Şuraya bir A diyelim. 2 kök 13'ün karesi kaç yapıyor? Neyse yazalım. 2 kök 13'ün karesi eşittir. 4'ün karesi artı A'nın karesi. Kısa yolla yapabilirdik ama neyse. 52'den 16 çıktı. 36 yaptı. 36 eşittir a kare ise a'yı bö böylelikle 6 buluruz. E 6 8 13 kere hatta burası da 3 oldu. Benden x isteniyor ama. x'i nasıl bulacağım? 90 derecede kullanmam lazım. E bu garibin bu ağırlık merkezine kadar gelmiş. Ne yapmak lazım? Garibin devamı gelirse de kenar ortay olmaz mı? Evet yani şu kenar ortay oldu ağırlık merkezinden geçtiği için. E burada 90 varsa soruda neye dikkat ediyoruz? Neye? Muhteşem üçlü. E evet, 90'dan kenar orta çizilmiş. Muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olmak zorunda. E tamamı 10'du. 5 5. E o zaman burası da 5. 5 ise burası da kaç yapacaktır? 10 olacaktır. Yani ikinci soru Cihan oldu. Geldik 3'e. ABC ve ACD birer üçgen. Tamam. Açı ortay verilmiş. Bir de G ağırlık merkeziymiş. Arkadaş G ağırlık merkezi. Bakın şu üçgende ağırlık merkezi verilmiş. Bana verilmiş. G bu üçgende ağırlık merkezi verildiğine göre Ağırlık vergisinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Bak dikkat. Buradan geçen de kenar ortaydır. Bunu da yazdık. Ve bu arada burada 1'e 2 oran vardır. 4 ise 8. X ise burası nedir? 2X'tir. E şuradaki 90'da da kullanmam lazım benim. E başka bir şey var mı? Şu açı ortaylığı kullandım mı? Kullanmadım. Aa burada. Hem açı ortay hem kenar ortay. Neredeydi bu? İkiz kenar üçgendeydi ve dolayısıyla ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydı. E 90 derece çıktı burası. Ne var burada? Hocam, hocam, hocam. Diki artık kullanabilirim. Şuradaki üçgende dikten dik çizilmiş öklit. E benden ne isteniyor? Şuradaki x isteniyor. Şuraya bir h diyecek olursam h kare eşittir p çarpı k. h kare eşittir 5 çarpı 12'den h'ı böyle kök atmış bulduk. E h buradan kök atmış ise bizden ne isteniyor? x. Arkadaş Şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yaparız. 2x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı h'ın karesi. 4'ün karesi artı h'ın karesi. Hocam burası 4x kare yaptı. 4'ün karesi 16. H'ın karesi de 60. E o zaman burası kaç çıktı? 4'e bölsek bunları. X kare neye eşit oluyor? Şunu 4'e bölsen 4. 4'e bölsen 15. 19 mu yapıyor? Evet. x de böylelikle kök 19 çıktı. Evet cevap kök 19 oldu. Üçüncü soruda geldik 4'e. Burada yukarıda Yukarıda birer kenarları eşit olan 72 72 görüyorsun. İkiz kenar üçgen ve ikiz kenar dik üçgen şeklindeki iki karton verilmiştir. İkiz kenar dik üçgenmiş bak bu 45 45 bunu unutma. Yani şurası 45 45 bu da 39'a 39. 39. E burada arkadaş sen burada bunu gördüğün zaman bir dik çizersin. İkiz kenar tabanla mevcut. Tabanı iki eş parçaya böler 36 36. Bu 13'ün 3 katı. Bu 12'nin 3 katı. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 5'in 3 katından dolayı burası 15 mi olur yüksekliği? Evet. Şimdi burada ağırlık merkezlerini birleştirdiğimiz zaman ki şu uzaklık isteniliyor bizden. Arkadaş bunun ağırlık merkezi tam olarak burada değil midir? Ağırlık merkezi burası. E bunun ağırlık merkezi de hop şu dik. 36, 36, 36 iki eş parçaya böler. Hatta burada 45, 90 ise 45 olur. 36 ise 36, 1'e 2 oran var. 36'yı 3'e böldüğümüz zaman kısa parçayı buluyorduk. Yani burası 12 burası da 24 mi yapıyor? Evet. 12'yi bulduk. ki katta burası da 24 yapar. E tamam. Bizden ne isteniyor? Hocam ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniyor. Bak şimdi. Sen ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı bulurken şu ikisi kenarda bir kenar ortaya çizsen. Şöyle değil mi? Burada da çizilen kenar ortayı hop şöyle. Bunlar doğrusal olmak zorunda değil mi? Çünkü şununla şunu birleştirdiğinde bu doğrusal. Bununla da bunu birleştirdiğinde şöyle e bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay. Bunlar ne olmak zorunda? Doğrusal olmak zorunda. Zaten biz burayı ne bulduk? Tamamı 15'ti. 3'e böl 5. 5'e 10 burası. E o zaman burası 5'e 10. Şurayı da ne bulmuştuk? Zaten 12'ye 24 bulmuştuk. E o zaman buraya bak bakayım şimdi. 12 artı 5'ten cevap kaç çıkar? 17 çıkar. Evet örnek 4. Ne çıktı? 17 yani Cihan çıktı. Geldik örnek 5'e. Ne yapmışlar burada? ABC dik üçgen şeklindeki bir kağıt parçasını alıp merkez G noktasıdır. ABC üçgenin B köşesinden AG doğrusu boyunca katlama yapılmıştır. Eee. Eee. Şöyle G alıp merkezi ya bu şekilde bir katlama yapılmış. Tamam. Katlama yapıldığında x nedir diye soruluyor. Yani sen katlama yapıldın. Aslında şurasını beyaz çizseydik daha güzel olurdu ama neyse. Bu üçgen buraya mı geldi? Arkası mavi. Evet buraya geldi. Şimdi dikkat. Ağırlık merkezi ilk şeklimizi kullanalım. EC'yi 6 vermiş. Tabii ben şunu da kullanmak zorundayım. Zaten eski haline geri getirmeliyiz. Eski hali 90 derece 90 derece kenar ortaya muhteşem üçlü. E hocam muhteşem üçlüden dolayı burası eşit. 30 sa burası da 30 mu oldu? Evet. E sonra burası 60 oldu. E burası da 60 ya. 60 60 60 eşkenar üçgen çıktı. Burada karşımıza. Şimdi ben katlama yapıyorum. Katlama yaptığımda üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. E hocam şu 60 sa burası da 60 olacak. Buraya da 30 derece kaldı. E sonra şu 60 üst üste binen açılar eşit. Burası da 60 burası da 60. Bak 30 60 90 üçgen çıktı burada. E 90'ları yerleştirdik. 60'ı karşısı burada kaç? 6 kök 3 30'un karşısında da kökçe hali 6. Burası da 12. Bizden ne isteniyor? AG. Tamam 12 bulduk mu burayı bulduk. 12 bulduk. burası burası da 12. E 12'yi böl 3'e. Hocam 4 burası da 8. AG uzunluğu kaç çıkar o zaman? 8 çıkar. Yani kaçıncı soru? 5. soru Akçay oldu. Geldik 6'ya. ABC biçiminde kartonda BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Sonra ne olmuş? Bu karton katlanmış galiba böyle. Karton AD boyunca katlanınca B köşesi B üstü konumuna gelmiş. Eski haline geri açalım kartonu. Hop şöyle geri açtık. E bir de burada alt tarafta da şöyle bir çizgi var ya onu da gösterelim istersen. Gösterdik böyle. Yani şu üçgen buraya mı geldi? Evet. Bu ne demek? Üst üste binen kenarların birbirine eşit olması demek. Bir de öncesinde şu eşitleri de şöyle koyalım mı koyalım? Bir de şu şekilde geldi mi geldi. Kartonda A'da B önce katlanınca B köşesi B üstü konumuna geliyor. B A ve B üstü bak 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 bak. Şunların üçü doğrusalmış. Hocam üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. E o zaman burada bu açı bu açı birbirine eşit. Yani 90'ar derece oldu. E hocam o zaman burası 90'ar derece olduysa. Hatta şuradaki bu katlamadan dolayı tamam. yalnız bak şuradaki açı değil. Dikkat. Bu dik üçgen değil. Nerede açılar? Katlama çizgisine kadar olan açılarımız 90 90. Buna dikkat et. Ee, burada da 4 birim verilmiş. Bir de şunlarda birbirine eşit oldu mu? Oldu. Bizden ne isteniyor? BC uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E şimdi üst üste binen kenarlar eşit değil mi? Eşit. Hocam burada ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Aa, Aa, aa hocam bu bir kenar ortay. Aa hocam bu da bir kenar ortay. E ne geldi aklına? Hocam kenar ortay kenar ortay. Hop üçgende ağırlık merkezi geldi. O yüzden üçgen oluşturalım. Büyük üçgende bu da kenar ortay bu da kenar ortay. Yani şurası ağırlık merkezi oldu. 4 ise burası kaç olur? 8 olur. E hocam üst üste binen kenarlar da eşitti. 12 ise burası da 12. Burası da 12 mi olur o zaman? Evet katlamadan dolayı 12 ise burası 12 oldu. E, çift çizgilerde birbirine eşit ya. Burası da 12. BC uzunluğu toplamda kaç yaptı? 24. Yaptı. Güzel bir soru gerçekten. Altıncı soru Denizli oldu. Geldik 7'ye. Yine bir katlama. Ya hocam yeter ya. Ne katlaması diye dediğinizi duyar gibiyim aslında ama sadece katlama gibi düşünmeyin arkadaşlar. Ki ÖSYM'de bıkmadan katlamayı da soruyor. Yani her bir katlama sorusunda farklı bir mantık vardır. O mantıkları kullanacağız zaten burada. Da göreceksin şimdi. Evet, bu şekilde katlanmış. Katladığımızda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam 33 verilmişse burası da ne olacaktır? 33 olacaktır. E tamam, üst üste binen açıların eşitliğini kullandık. Bir de G ne demiş? ABC üçgenin ağırlık merkezi. Hocam şu kenarların eşitliğini yazmadan önce bir de şunlara bakalım. Şu kenarları ağırlık merkezini kullanalım. Ağırlık merkezinden geçen bir 90'da var ya eşit. Eşitse muhteşem üçten dolayı burası da eşit değil midir? Evet. He, 33 ise bak burası da ne oldu 33 oldu. Şimdi açıyla ilgili bir şey var. Kenarla ilgili bir şey yok. üstte binen kenarlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eşit değil miydi? Evet. Yani 33 ise hop üstte binen açılar birbirine eşit olacak. Şu açıyla şu açı eşit olacak. Dolayısıyla ne oldu burası 33 oldu. Ve bunun tamamı 90. 33 artı 33 artı x eşittir 90 olacağından 66 x'i de kaç buluruz? 24 olarak buluruz. Yani 7. soru denizli oldu. Geldik 8'e. Sözel bir soru. Mustafa Öğretmen, sınıfta öğrencileri üçgende kenar ortak konusunu anlattıktan sonra işte bu soruyu soruyormuş. A, B, A, dik. Yani A'yı iki defa kullandık ya. A açısı dik olacak şekilde bir tane dik. A, B, C üçgeni çizelim bakalım. Şöyle bir ABC B, C üçgeni çiziyorum. Çizdim. A, B, C. Bak hem A, B hem de A, C birbirine dik oldu. 90 dereceyi çizdik. Sonra BC üzerinde bir E noktası alındı. Şöyle bir E noktası alacağım. Üçgenin ağırlık merkezi G olsun. GE ile BC birbirine dikmiş. Ha o zaman rastgele seçmeyeceğim. İşte şöyle çiz Yok 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 bir saniye. Ağırlık merkezi G olsun. Tam olarak ağırlık merkezi şurası arkadaşım. Sonra GE. ha E noktasında tam altında olsun böyle. Çünkü ne diyor? GE nereye dikmiş arkadaşlar? BC'ye dikmiş. Tamam. Sonra ACB açısını 15 derece vermiş. GE uzunluğunda 3 vermiş. E şimdi ben ne isteniyor benden? BC kenarının uzunluğu isteniyor. Arkadaş ne yapacağız burada? E 90 derece var. Ağırlık merkezde varsa hop çizeriz. Muhteşem işliyor. Değil mi? Evet yani şurası eşit. Şurası eşit. Burası eşit. Ağırlık merkezinden geçen kenar orta eşit eşitken burası da eşit olacak. Hocam açıyı kullanmam lazım. İkiz kenar var burada. E o zaman burada kaç kaç derece? 15 derece. E sonra o iki iç açı bir dış açı. Yani 15-15 ise burası da 30 derece mi olacak? Evet. 30 90 60 oldu. 30'u karşı üçgen 90'ın karşı 6. Hocam 1'e 2 oran var. 12. 18 ise burası da 18. Burası da 18. Komple bu uzunluk kaç yapıyor o zaman? 36 yapıyor. İşte bizden de o isteniliyor. Yani 8. soru Akçay çıktı. Ve geldik son soruya. Ne diyor burada? İşte kenar uzunlukları aynı olan iki tane üçgen var burada. Şu BC ve EF kenarları. Biri ne diyor? ABC ikizkenar üçgeniyle DF kenar dik üç Yeni şeklindeki kartonların taban uzunlukları birbirine eşit. Bak bu ikizkenar üçgen ya. Şunlar birbirine eşit. Taban uzunlukları birbirine eşit. Yani buradaki şu parçalar da birbirine ne olacakmış eşit olacakmış. Hatta bu x kenar üçgen 45-45-90 üçgeni. Tamam. Bu iki karton ortak kenarları çakışacak biçimde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi konuluyor. Arkadaş bir böyle konulmuş bir de böyle konulmuş. G1-G2 uzunluğu 13. Şekil 1'de. Öbür, öbüründe de neymiş? 5 olduğuna göre BCX kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar ne diyelim burada? Burada bir işlem yapalım. Buradaki ortak kenarı bu olacak şekilde. Şu kenar ortaya çizdim. Bu da kenar ortaya çizdim. Bu ikiz kenarda kenar ortay yükseklik. Bu ikiz kenarda kenar ortay yükseklik olduğu için bu doğrusal oldu mu arkadaşım? Oldu. E aynı şekilde bu ağırlık merkezi, bu da ağırlık merkezi, bu da ağırlık. Yani şuradan ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak şöyle. E hocam buradaki kenar orta A ne yaptı o zaman? Bunun orta dikmesi aynı zamanda burada bunun orta dikmesi de x kenar olduğu için aynı doğru üstünde olmak zorunda. Eyvallah. G1 G2 13 vermiş ilk şekilde. Hocam şurası A iken burası nedir? 2A. Burası B iken burası nedir? 2B. A artı B'yi kaç vermiş? A artı B'yi 13 vermiş burada. E sonra ne yapacağız? A burada bir şey daha var aslında. Ağırlık merkezden geçiyor ya. Bu ikiz kenardaki üçgen değil miydi? 45 45. 3 aysa burası da 3A'dır. E burası da 3A'dır. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. A'yı bulacağız arkadaşlar burada yani. Yapacak. Belli. A'yı bulacağız. artı B13. Eyvallah. G1 G2. Burada da kaç verilmiş? Burada da 5 verilmiş. Ben neyi biliyorum? G1'den 3, büyük üçgenin ağırlık merkezi ya da şuradan şuraya olan kısmı ne biliyorum? A biliyorum? Evet. Şu G2'den buraya kadar olan kısmı A olarak biliyorum. Sonra ben şuradan şuraya olan kısmı da bak G1 ile şuradan şuraya G1'deki şuradaki kısım ne? B değil mi? Evet. Bu üçgende de G1'deki burada kısım B. E burada da ne çıktı o zaman? B 5 artı A yaptı. O zaman gel burada B ye yerine 5 artı A yazalım. O zaman burası ne yaptı? 2 A artı 5. Yani 2 A eşittir. 13'ten 5 çıktı. 8 yaptı. A'yı da böylelikle kaç bulduk? 4 bulduk. Bizden BC isteniyor. BC'ye bak bakayım. A'yı 4 bulduk ya eşimiz bitti aslında. Evet A yerine 4 yazdığımızda 4 3 12 burası. 12 burası. Toplamda kaç yaptı o zaman? 24 yaptı. Bitti gitti. Evet. 9. soruyu böylelikle balık eseri bulduk. Bu da güzel bir soruydu. Eş yapıları kullanıyoruz. Eş yapıda kenar orta uzunluklarının eşitliğini kullandık bak burada. Yani eş yapıda kenar uzunlukları eşittir. Hatta kenar orta uzunlukları da eşittir. tabi aynı köşelerden çizilmek şartıyla. Ki burada... İkizlerin tepe açılarından çizilen kenar ortaylar olduğu için bunlar birbirine eşit. Hatta şu uzunluklar da birbirine eşitliği kullandık. Bu da güzel bir mantıkta bir soru, hoş bir soruydu. Evet, böylelikle ikinci testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde, yani kenar ortayın üçüncü testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.